Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Başlıkta da gördüğünüz gibi bu sefer de Google TV'de APK yüklemeyi bahsedeceğiz. Daha önce hatta yıllar önce sizlere Kerem ve Android TV'de nasıl yapmanız gerektiğini söylemişti. Ama yanımızda bulunan Philips'in 65 PUS 8808 televizyonu ve Philips'in bundan sonraki yeni serisi Android TV'den Google TV'ye geçmiş durumda. Ve piyasadaki birçok marka da artık Google TV'ye geçişini sürdürüyor. Teknik olarak zaten Google TV nedir? Bu televizyonun incelemelerini açıklamalar bölümündeki linkten görebilirsiniz. Orada detaylıca anlatıyorum. Ama Google TV teknik açıdan bir Android TV olduğu için de aslında kurulumları fazlasıyla benzer. Klasik USB'den kurulum değil de telefondan çok daha hızlı bir şekilde yapabileceğiniz bir APK kurulumundan sizlere bu videoda bahsetmek istiyorum. Şimdi televizyonumuza geçtiğimizde ana ekran uygulamalar kitaplık diye geçen bir kısım var. Ben buradan uygulamalara geçiyorum ve siz burada uygulama ve oyun arayın kısmından benim daha önceki farklı cihazlarımda bulunan Send Files to TV uygulamasını indirmenizi önereceğim. Buraya zaten genelde gelip Send yazdığınızda ilk çıkan uygulamalardan biri oluyor. Hemen aramasını yapsın zaten en başta çıktı Send Files to TV'yi. Öncelikle televizyonumuza indiriyoruz ama bir diğer yandan elinizde bir tane Android tablet ya da telefon fark etmeksizin varsa buradan da Google Play Store'a girip Send Files to TV yazarak uygulamayı indirip kurmanız gerektiğini de söyleyelim. Yani hem televizyonunuzda hem telefonunuzda aynı uygulama olacak. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli şey televizyonunuz hangi ağa bağlıysa, hangi modeme bağlıysa e aynı şekilde telefonunuz da o ağa bağlı olsun ki aktarımları Wi-Fi üzerinden hızlıca yapabilsin. Şimdi indirdiğimiz uygulamayı açıyorum. Burada zaten bize işte nasıl aktarım yaptığını falan filan anlatıyor zaten telefonunuza da indirmeniz gerektiğini söylüyor. Nasıl yapacağınızı anlatıyor. Bu arada sadece telefondan değil burada da diyor sendfiles2tv.app üzerinden bilgisayardan görüntü aktarımı daha doğrusu APK aktarımı da ya da dosya aktarımı da yapabilirsiniz. Yani telefon şartınız yok. sendfiles2tv.app üzerinden PC uygulamasını da indirip or üzerinden de Windows, MacOS ve Linux üzerinden bütün hepsini yapabiliyorsunuz. Bu sayede Android telefon, tablet, bilgisayar bilgisayar, Mac bilgisayar, Linux bilgisayar fark etmeksizin APK ve dosya yüklemesini yapabilirsiniz. Şimdi izinlerimizi istiyormuş. Ben hemen uygulamaya zaten buradan aşağıya gelip allow demeniz gerekiyor. Allow'a tıkladığınızda burada zaten bizlere ayarlayabileceğimiz yerler geliyor. İzinlere geliyorum. Dosya ve medyaya ben zaten izin vermiştim ama sadece medyaya değil de tüm dosyaları yönetmesine izin verdiğin ki rahat rahat şey yapsın. İzinleri kaldırıp yer açı kapatabilirsiniz. Sonuçta bu sürekli kullanacağınız bir uygulama. Hemen geri geliyorum. Şimdi burada gördüğünüz gibi send, receive var. Açık mavi olan yerde gelen uygulamayı ya da şeyi görebiliyorsunuz. Buradan gönderme de yapabilirsiniz yani. Biz receive'e geliyoruz. Şu an bekliyoruz diyor. Şimdi telefondan da bu sefer tabii ki gönderici olduğumuz için send diyoruz. Bir diğer yandan burada dağılıntı zaten otomatik iniyor ama siz orada bir klasöre atmış olabilirsiniz. Hemen ben buradan zaten Conformula diye F1 TV uygulaması üzerinden yapacağım. Geldiğimde hemen zaten Philips Google TV TA1 adında ki adını da burada görebiliyorsunuz. Bu alttaki cihaza gönderme yapabiliyorum. Hemen tıklıyorum. Anında gönderdi. Hatta hani burada teknik olarak APK gönderebiliyorsunuz ama örneğin buraya farklı dokümanlar da göndermeniz mümkün. Mesela ben ne göndereyim? Cuma raporunun tam neyini de Çat diye gönderebiliyorum. Gördüğünüz gibi bu arkadaşlar buraya indirilmiş oldu. Şimdi buradan da direkt ben zaten gelip üzerine tıkladığımda aç, durdur ya da listeden sil diyor. Ben hemen aç diyorum. Ayarlarda zaten güvenlik izni istiyor çünkü bilinmeyen uygulamaları yüklemek için. Burada send files'a o izni veriyorum. Geri geldim. Tekrar aç diyorum. Bu sefer bana direkt kurulumu yapacak. Uygulamayı yüklemek istiyor musunuz? Yükle diyorum ve böylece artık F1 TV'yi televizyonuma sürümüyle beraber yüklemiş oldum. Tabii ki bu zaten APK olarak değil de direkt Google Play'de de olduğu için bir şey yok şurada. Direkt bitti deyip artık kurulumunu yapmış oldum ama siz tabii ki işte olmayan yani Google Play'de olmayan yüklemek istediğiniz bir APK'yı da böylece kolay bir şekilde gönderebiliyorsunuz. Tabii ki eski yöntemler gibi hani USB takıp buraya ekleyeceğiniz bir dosya yöneticisi uygulamasıyla mesela şurada ne var? Ben bir tane kurmuştum. En Explorer gibi ya da işte sizin aklınıza gelebilecek Explorer uygulamasıyla buradan da direkt kurulum yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi artık telefondan, bilgisayardan, tabletten, Windows'tan, Mac'ten, Linux cihazdan anında bu kadar hızlı gönderebilmek de oldukça önemli. Dediğim gibi sadece APK'yi değil bütün uygulama transferlerini buradan kolayca yapabiliyorsunuz. Ama APK kurulumu için bu iki adımlık basit bir şeyi yapabilmek oldukça kolaydı. Sen Faiz to TV'yi televizyonunuza, Sen Faiz to TV'yi tabletinize ya da cihazınıza kuruyorsunuz. Sonrasında telefonunuza da tabii ki kurabilirsiniz. Sonrasında oradan gönder, buradan al diyorsunuz. Aynı ağda olmak önemli. Eğer bir cihazla olmadıysa farklı cihazla da deneyebilirsiniz. Bazen A ayarlarından farklı durumlar olduğu için şey yapamayabiliyor. Yani akıllı telefon televizyonu göremeyebiliyor. Görmezse başka bir cihazla deneyin. Kolayca bu aktarımı yapabileceğinizi unutmayın diyelim. Başka bir Hardware Plus videosunda başka bir nasıl yapılır videomuzda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. 8808 ile alakalı bütün detaylar dediğim gibi açıklamada. Hoşçakalın.